Merhaba, iyi akşamlar. Çamaş günlük grafik 50 günün üstünde. Yani en son ben ona Mart'ın, Mayıs'ın özür dilerim başında bir bakmıştım. 6 Mayıs şuradaydık. Bakın. Yani güzel bir şey olmuş, grafik olmuş. Gevşemiş. 8'i kıramamış şu hareketin içinde hiç. Tekrar 20'nin üstüne bir momentum kazanmış. Aslında şey yani bir dinlenme şimdiye kadar yaptığı iş. Böyle bir aşağı yön diyemezsiniz. Tabii günlük böyle alım satım yapanlar varsa saatlik grafikte falan. Onlar için başka bir grafik var orada. Yani ben saatliklere girmiyorum. Yani günlükten aşağı herhangi bir grafik değerlendirmiyorum. 1.31 değil mi? Evet, 1.31. 8 gün ortalaması. Şimdi ya çok kısa vadeciler için belki bir anlamı olabilir. Ama genel anlamda söylüyorum. 1.26 geçilmedikçe yani trend çizgisi çekeyim. Bazen soran oluyor yani trend çizgisini çok az kullanıyorsunuz diye ama gerek yok yani işte 20 gün işte trend çizgisi aynı yerden geçiyor yani çekseniz ne olur çekmeseniz ne olur 1.26 1.26'nın altında kırılmadıkça şu başlattığı trend devam ediyordur teorik olarak. E tabi 1.26'nın altına giriyorsa orada dikkat etmek lazım. 20 gün ve trend çizgisi aynı yerde kırılıyordur. Bir sonraki adımını 1.20'lere doğru beklemek teorik anlamda mümkün. Yani 1.19, 1.20 civarında daha sonra bir destek beklenebilir. Tabii yeni haftada yani bu hafta olur olmaz ben o kısmını bilemem. Ama trendin üstünde kaldıkça şu gördüğünüz 1.45'in geçilmesi lazım. Şimdi 1.45 burada daha önceki boşluğunun olduğu yerde. Bazen söylüyorum bu boşluğa gelişler şey olabiliyor. Direnç olabiliyor şu kısım. Ya yani o dirençten dönmüş. 1.45'i geçerse yukarıda bir daha boşluk 1.48 1.49 civarlarında kapanıyor. 1.53 200 gün ortalaması. Bu kısa vade dirençlerin geçilmesi halinde de yukarıda 1.62 var. Diğer bir artık şey direnç. Dirençler kırıldıkça değil mi? Bir dahaki direncidir yani hareket bu kadar basit bir direnci kırarsanız. Dolayısıyla yeni haftada bu aralıklar aşağıdaki söyledik zaten takip edilebilir. Aşağıda ve yukarıda. 57-50 RSI. Yani bir miktar tabii o da sağa yayılıyor. Kendi ortalamasından ayrılmış. Biraz önce örneğini başka bir hissede verdim. RSI veya fiyatlar kendi ortalamalarından en kısa ortalamalardan çok koptukları zaman ufak tefek düzeltmeler olur. Bunlar normal. MACD'ye baktığınız zaman o da hala yeşil. Ama şu son tabii 5 yani geçen haftaki seanslar biraz boyunları büktürmüş yani. O tatsızlık olmuş. Da anormal bir şey de değil yani. Şurada baktığınız zaman kuyruklu yıldız var. 12 Mayıs'ta. Bakın böyle bunu kanalda elimden geldiğince dilim döndüğünce anlatıyorum. Hani bilinsin yani küçük yatırımcı hisse alırken satarken çünkü karar verilemiyor. Yani nasıl alınır, nasıl nerede satılır? Kısa vadeciler özellikle. Bu sefer de kayıplar çok oluyor. Şimdi yeşil bir mum gördüğünüz böyle bir mor bozu. Üstünde eğer böyle bir şey görüyorsanız ayrı kuyruklu yıldız böyle fitili yukarıda bir şey görüyorsanız bu normalde satıcının geldiğini söyler size. Mum formasyonu yani mum formasyonu teorisi var Honma'nın teorisi var. Adam 200 220 yıl önce mi ne yazmış? Açtık okuduk yani herkes okur bütün teknik analizciler onun kitapları. Dediğim gibi bir yeşilin üstünde şöyle bir şey gördüğünüz kuyruklu yıldız genellikle bir satış baskısı. Yani yarına satış olabilir. Dikkat et anlamına taşır ama her zaman şeyi bozmaz. Trendi bozmaz. Bazen trendi de bozuyor. Yani mesela çok dik olsa trend orada soru işareti. Öyle bir şey aldınız. Yüksek bir trendde giderken o zaman tamam. Ama burada kısa vadede zaten mumlar size göstermiş. Söylenecek başka bir şey yok. Dediğim gibi çok net bir trend var. Bu trend gittiği yere kadar takip edilir. Yapılacak şey de genelde bu kadar basittir. Herkese iyi haftalar.